bütünüyle yatsınamaz olan gerçekliği fark edemiyorum ve bu susuzluk gibi hissettiriyor. Tüm yaratılış süreçlerinin bitmiş olması ve bu sonsuz uçumun sanki tam karşımda du duruyor ancak idrak edemiyorum. Tüm bunları normal karşılaya, karşılayan biriyim. Ancak yüksek çevrelere ihtiyaç duymaya başladım. Arkadaşlar yüksek çevre falan yok. Sadece bir tek çevre var bu bahsettiğim çevre. Eğer sanıyorsanız ki şimdi bir çevreye geldim öyle bir adamlar arasında olacağım ki biri ne bileyim kulaklarından ışınlar çakıyor. Ötekisi ne bileyim uçuyor. Ötekisi böyle ne bileyim ışıklar saçıyor. Biri geliyor Superman gibi yanar döner meyve tabağı gibi iniyor. Öyle yüce bir grup falan olduğunu sanıyorsanız yok öyle bir şey. İlerledikçe tam tersi birbirinize daha çok şey gözüyle bakacaksınız. Dün seviyordum nerede Ayhan? Ayhan dün gözümde çok yüceydi. Uykudan önce şeyleri yapıyor. Şimdi bugün bakıyorum. Abi, bu adam nereden çıktı? Manevi Yani yaradan nasıl getirdi abi böyle bir adamı? Kafanıza otur şeyler gelecek. Birden dost dün çok iyiydi gözümde. Bugün gözümde çok kötü, alçak vesaire gözükecek. Niye? Egom arttı. O yüzden dostu ben yüce kılmak zorundayım. O yüzden yüce bir grup mu istiyorsun? Yüksek bir çevre mi istiyorsun? Dostlar gözünde çok yüce olmalı. Bu şekilde. Realiteyi biz inşa ediyoruz. Çabamızla. O yüzden sanmayın ki burada bir mucize olacak. Bir tek mucize var yaratılışta. O da yaradanın adamın doğasını değiştirmesi. Yaratılışta tek mucize bu. Başka yeni hiçbir şey olmayacak. Yaradan yapacağı her şeyi baştan yaptı. Gerisi bizim işimiz. Kalpteki noktanızı da uyandırdı mı? Bitti. Konuşacak bir şey yok. Dolayısıyla kişi işinin sorumluluğunu almalı. O yüzden çevreyi ben gözümde yüceltmeliyim güzel bir örnek var bunun. Yossi Ben Kisma. Tamam mı? Kabalist Yusuf. Geçmişten. Yusuf Ben Kisma. Kisma'nın oğlu Yusuf. Dönemin en baba adamı. Kabalist. Bilmiyorum kaçıncı kattaydı. <laughs> Belki son ıslandı. Grubu kim? Öğrencileri. Öğrencileri kim? Maneviyattan anlayan birileri mi? Yok. Orada burada yeni gelmiş Var üç yıllık, beş yıllık var. Şöylesi var, böylesi var. Ama yerden ona bu insanları vermiş. Ve o yüzden o insanlar yarıdanın ona getirdikleri olarak... Çünkü bizi birbirimize yarıdan getiriyor. Hiç kimse birbirini burada bulup gelmiyor. Anlaşıp da geldiğinizi sanmıyorum zaten. O yüzden yarıdan herkesi bir araya getirir. Bu nedenden dolayı Yusuf öğrencilerine çok değer veriyor. Çok değer verdiği için onlara pasifize olabiliyor. Çocuklarına pasifize olan bir baba gibi düşün. Anne baba da çocuklarına pasifize oluyor. Öyle değil mi? Çocuklar ne istiyorsa onun peşinde koşturuyorlar. Yemeğiydi, altıydı, oyuncağı da, eğitimiydi, okuluydu, müziğiydi, bilmem sporuydu, şusuydu, şusuydu ne yapıyorsunuz? Koşturuyorsunuz ona da şunu da yapsın bunu da yapsın vesaire Ne hizmetçisi olmuş oluyorsunuz, doğru mu? Çocuğa hizmet ediyorsunuz. Onun hizmetçisi oldunuz. Burada da o şekilde Ben kesme öğrencileri normal sıradan maneviyatta olmayan adamlar ya da oldularsa ya da yoldalarsa minimal seviyede ama öğrenciler için öğrencileri çok önemli. Çünkü yaradan onları ona getiriyor, hepsinin kalpteki noktası var. Önemli olan zaten de o ve o yüzden yaradan kadar önemli ve o çevrenin içerisinde ne yapıyor? Gelişebiliyor. Ha, öğrencilerinin yüceliğinden yücelik almıyor, öğrencilerini yüce yaptığı için. Çünkü kalpteki noktaları var. Öğrencileri onun için o denli yüce. Her birinin kalpteki noktası olduğu için. O yüzden o çevre onun için çok yüce bir çevre. Kişi çevreyi kendisi yüceltmek zorunda. Yarıdan bize yüce bir çevre verseydi bir şey de yapmazdınız. Öyle onun içinde olurdunuz. Direkt pasivize olurdunuz. Çünkü çevre yüce pasifize olurdunuz. Bitti bir şey bir şey yapamazdınız. O yüzden yerden çevreyi ne yapmak zorunda bazen alçaltmak zorunda. Yani egonuzu arttıracak. Dostlar gözümde iyi değil, rehber iyi değil. Yol zaten böyle yorucu, şuydu, buydu. Bin bir bahanesi olacak adamın. Ve adam tekrar bunları aşmaya çalışacak. Beraber nasıl? 6D, 6S. Her zaman. Hep. <laughs> o şekilde. Bu çok önemli bir unsur. O yüzden ne dedim geçen derslerde de mucize falan beklemeyin. Kişi çalışmasıyla kendini inşa etmeli. Ve bana sorarsanız da bu, bu en büyük mucize bu zaten. Dedim ya kişi çabasıyla bir realite inşa ediyor ve yerden ona yardım ediyor. Ve bu başlı başına çok büyük bir çalışma o yüzden bana sorarsanız yüceliği çalışmanın yüceliği orada. Yardanın yüceliğini keşfetmekte. Ve Adam bunu çalışmasıyla keşfetmeli.